Sapsarı tribünleriyle Ataşehir'e hoş geldiniz. Ülker Arena'da Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague'de playoff serisinin ikinci maçına çıkıyor. 2-0 yapacak bugün. Heyecanla, merakla bekliyoruz. NTV Spor'da Turkish Airlines EuroLeague'de playoff heyecanı devam ediyor. Belki Yan Veseli yok. Sakatlığı sebebiyle bu seride oynaması çok zor görünüyor ama Fenerbahçe Veseli'nin yokluğuna rağmen ilk maçı kazanmayı başarmıştı. Mücadele ederek, savunma yaparak ve Real Madrid'in zaaflarına iyi hücum ederek kazanmıştı Fenerbahçe. Bakalım bugün neler olacak. Skoç ilk maçtaki sürpriz 5 kısaydı. Kalin için pivot oynadığı 5'ti. Bugün ne bekliyorsun? Tabii ki sürprizlerin devam etmesini ve maçın sonucuna bu muhteşem atmosferde yansımasını bekliyoruz. Yes we can. Evet, başarabiliriz. Pankartı şu anda ve koreografi de sarı lacivert girdi. Olağanüstü bir koreografi var. Sarı tribünler maç öncesi koreografiyi böyle hazırlıyor. Gerçekten harika bir atmosfer. Sakatlar var, eksikler var ama bahane yok. Fenerbahçe playoff ikinci maçında son şampiyona karşı artık hazır. Şimdi bir ara vereceğiz. Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon son şampiyon Maccabi'yi elemişti Fenerbahçe Final Four'a kalırken. Ama o Final Four'un ilk maçında Madrid'de Real Madrid'e yenilmişti. Bakalım rövanşı bu seride almak için elindeki fırsatı kullanabilecek mi Fenerbahçe? Aslından dolayı çok fazla üretken olamayabiliriz. Sayı paslarında çok istediğimiz yüzdeyi yakalayamayabiliriz. Ama birebirler ve belki de bence maçın anahtarı faul çizgisine gelmek. 15 ile 20 arasında bir sayı biz faul çizgisinden bulursak Real Madrid'in de 3 sayı savunması iyi yapmamız durumunda buradan bu atmosferde 2-0'ı yakalayarak Madrid'e doğru yola çıkarız. Tabii şunu da unutmamak lazım. Yani bu takımda Rudy Fernandez, Sergio Rodriguez, Sergio Yul, J.C. Carroll gibi çok zor şutları, moral bozucu şutları sokabilecek oyuncular var. Hani o şutların moral bozmamasına dikkat etmek lazım belki de. 40 dakika konsantrasyon bugün doğru çok önemli. Doğru söylüyorsun ama Real Madrid'e 52-51 yakalandığımız bir dönem vardı. Oradan bile Fenerbahçe bir şekilde çıkış yolunu buldu. Burada ilk maçta Sulukas teknik olarak, Kalinic de enerji olarak katkıdaydı. Bugün yine akıl ve kalp kısmında öne çıkacak iki oyuncuyu bulmamız lazım. Hava atışına Meksikalı Gustavo Ayo ve Nijerya kökenli Epe Yudoh çıkıyor. Hava atışıyla birlikte ilk hücum Real Madrid'in. Başhakem Yunan Christos Christodoulou, disipliniyle, sertliğiyle tanınan, EuroLeague'de çok fazla sevilmeyen bir hakem. Sergio Yul. Karşısında Epe Yudoh var. Bogdanovic topu çaldı. Şimdi Gigi Datome. Hızlı hücum fırsatı. Datome potaya gitti. İki sayıyı buldu. Bobby Dixon. Bogdanovic. 4 saniye Bogdanovic geçti Yul'u, dışarı çıkarmak istedi. Pero Antic 1 saniye kala el üstünden attı. İsabet yok. Datome hücum reboundu da aldı. Gigi Datome. 4 sayı maçın başında Gigi Datome'den ki ilk maçta düşük skorda kalmıştı Datome. Periyoda çok iyi başladı. Sergio Yul, Yudo Capatore, Yudi Fernandez. Rudy Fernandez ilk atışında üçlüyü buldu. 5 tane ikilik denemişti Real Madrid. Bu onların karakteristik özelliği. Bogdan Bogdanovic çembere gitti. Turnike'yi kaçırdı ama Epe Yudoh orada. Takipçi maçı Epe Yudoh'dan. Döndü. Sergio Yul. Sergio Rodriguez. Felipe Reyes boş kaldı. 3 sayılık atışını kullandı. 2-3'lük maçın başında Real Madrid'den. Datome. Pero Antic. Felipe Reyes karşısında. Datome. Sırtını aldı Rudy Fernandez'i. Gigi Datome potaya yaklaşırken geriye çekilerek attı. Zor atış. Gigi Datome. Felipe Reyes Gustavo Ayon'u buldu. Arkasında Epe Yudoh var. Ayon pasını verdi. Orada Bogdanovic unuttu. Sergio Rodriguez'i top ritmini bulması. Hücumda ritim bulduğu zaman da her şey kendi lehine çevirebiliyor. Pero Antic. 3 sayılık isabet Pero Antic'den. İlk maçı. Rudy Fernandez karşısında. Datome. Bobby Dixon 5 saniye, 4 saniye potaya gitti. Basketbol. Dixon. Basket bir defa Bobby Dixon'dan. Bobby Dixon 33 yaşında. Hani 32 senedir bunları pek görmüyorduk ondan koç. Aynen. Genelde şutla bitirmeyi seven Bobby Dixon. Çembere git. Salonda çıt çıkmıyor salonda. 3 sayı.
14-8 üstünlüğümüz var maçın başında. Sergio Rodriguez, Antic kapattı orayı. Bogdanovic'in müdahalesi, Rudy zor atış. İsabet yok, reboundu Bobby Dixon aldı. Şimdi hızlı hücum fırsatı. Gigi Datome, Bogdanovic'i buldu. Bogdanovic, turnikeyi bıraktı. İşte Real Madrid'in en zayıf noktalarından biri bu. Geri koşamıyorlar. Dixon, Antic yere düştü. Şimdi Bogdanovic topu aldı. Bogdanovic, Epe Yudoh devrildi. Gustavo Ayon çok güzel bir posterin içinde yer aldı. Of. Gustavo Ayon'un evine şu posteri göndermek lazım. Hemen adresini alalım. Epe Yudoh tek bir oyuncuya bağlı olmadan ilk 5 dakikayı geçip topu çaldık. Ve Bogdanovic topu çaldı. Bogdanovic potaya gitti. Bogdanovic iki sayıyı bıraktı. Real Madrid'in yapacağı nedir biliyor musun? Oyunu çirkinleştirmek, her zaman yaptıkları gibi. Onu yapmadıkları takdirde. Ya da kaderlerine razı olacaklar. Aynen öyle. Burası Ataşehir. Sergio Yul, şimdi Sergio Rodriguez. Köşeyi gördü. Rudy fake. İki kişi üstünden. Rudy Fernandez zor şut soktu. J.C. Carroll'a faul. İlk atışı kaçtı. Pek faul kaçıran bir isim değildir Carroll. Sürekli uzun. Yudoh potaya gitti. Hernan Gomez onun karşısında. Dışarıda Pero Antic'i buldu. Antic üçlük kaçtı. Yine Kalinic orada. Kalinic yine ekmeğini taştan çıkardı. Hiç bunu yapıyor. Şimdi Sergio Yul. Karşısında Rickman Yul'u savunuyor. J.C. Carroll'ı çıkarmadık yine perdeden. Yol yok. J.C. Carroll potaya gidemiyor şu anda. Rudy Fernandez. Pero Antic kaldı karşısında. Geri Hernan Gomez. Hücum faul Hernan Gomez. Pozisyon alma mücadelesinde. Nikola Kalinic yine orada enerjisiyle, yüreğiyle karşısında durdu. Kalinic teması aldı ve hücum faulü yaptırdı. Yine Cristadolu'nun iyi yakaladığı bir pozisyon. Evet, alan savunması. Pero Antic fake. Antic. Nasıl alıyor değil mi o faulü? Andres Nocioni. Maçiulis oyuna geliyor. Jonas Maçiulis. Hakemler. Evet. Ne enteresan değil mi? Real Madrid'de faul yapan oyunculara bakıyorsun. Hepsi uzun pozisyonda. Kısaların hiçbiri iki faul yapmış durumda. Dudağı patladı. Peçete haricinde hiçbir şey istemedi Nocioni. Taraftarın hep ona karşı küfürlü tezahüratları vardı. Burada çok nefret edilen bir isim Andres Nocioni. Ama beslemiyor ama. Yani sürekli taraftarın en yakınına gidip onu daha çok duymak istiyor gibiydi. Kalinic'i hemen Obradovic müdahale ederek oyuna dahil etti. Bu arada basit bir faul. Lucas. Perde Epe Yudoh'tan. Lucas. Döndü köşeyi. Yudoh'u buldu. Yudoh. Bir fake. İki fake. Epe Yudoh. Son 10 saniye. Danovic, Nikola Kalinic, Epe Yudoh beşiyle sahadayız. Yudoh. Hernan Gomez'in üstünden orta mesafe. 999'lu Luka Doncic oyunda. Onlar da bir enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden her oyuncuya deneyeceklerdir. Pot altına. Hernan Gomez'e blok geldi. Hernan Gomez'e blok geldi. Sonrasında da hızlı hücumu faulle kesti. Real Madrid çocukları sahaya sürdü ama burası playoff. Çocuklarla adamların birbirinden ayrıldığı yer. 13'te 11. İkilik yüzdesi artık sen hesapla. Perez'i çekti dışarı. Kostas Lucas 3 kişi arasında. Lucas havaya attı. Yudoh aldı. Yudoh bitirdi. Sorun varsa atın havaya. Yudoh nasılsa onu bitiriyor. Yudoh savunuyor onu. Pot altına Felipe Reyes, Lucas. Onu iyi savundu Felipe Reyes. Basketi atamadı Lucas'a karşı. Dakikada. Ve sahada Real Madrid'in bu dakikaları oynamaya alışık olmayan bir 5'le oynadığını hatırlatalım. Luka Doncic, J.C. Carroll perdeden çıktı. Hemen Kalinic kapattı. Şu savunmaya bakar mısınız? Kusursuz çalışmış Fenerbahçe J.C. Carroll'ı. Fenerbahçe harika çalışmış J.C. Carroll savunmasını. Top kayıpları devam ama Fenerbahçe'nin konsantrasyonu takım halinde. O düzeni de Real Madrid'i devre dışı bırakıyor. Şimdi tabii eksik olan parça atacağımız 3 sayılık basket. Ricky Hickman Kalinic'i buldu. Kalinic hareketli savunmaya hücum etti. Lucas Hickman fake Hickman. O da geldi mi yoksa? 3 sayılık atış. O da geldi. Ricky Hickman.
eksik parça da şu anda tamamlanmış oldu. Ricky Hickman'a da hoş geldin diyelim. 20 sayı oldu maç. Real Madrid karşısında 20 sayıyla önde Fenerbahçe. Jason Carroll. Potaya gitti. Araya girdik. Maçiunis. Atış başarılı. Abru yok. İkincisi de savunmada konuşmak. Bogdan! Bogdanović! Olmadı. 3 sayılık isabet. Önce Hickman, sonra Bogdanović. 3'er 3'er sayıyor Fenerbahçe. Luka Doncic. Karşısında Nikola Kalinic kaldı. Doncic perde çağırdı. Aksi yönüne gitti perdenin. Doncic'e bırak! Hoş geldin Euroleague'e. Luka Doncic Euroleague'e hoş geldin. Bak. Önce Willy Hernan Gomez, sonra Luka Doncic, Epe Yudo, ikisini de Euroleague'e hoş geldin mesajıyla selamladı. Yalnız Real Madrid'de ufak ufak çözülmeler başlıyor. Carroll kenara gelirken konuştu yine. 37-16 öndeyiz. Luka Doncic. Ayak çizgi, ayak Sergio çizgi. Sergio Rodriguez top kaybı. Top kaybı Real Madrid'den. Jeff Taylor karşısında. Bogdanović dışarıda Slukas'ın olduğunu biliyordu sanki. Perde geldi Yudoh'dan. Yudoh devrildi. Kalinic! Şiir. Şiir böyle olur. Fenerbahçe harika basketbol oynuyor. 39-16. İlk maçta Slukas 17 sayı bulmuştu. Şu anda da asistleriyle devrede. Sergio Rodriguez. Ah. Faul düdüğü çıktı. Yalnız Yudoh da her yere yetişir mi ya? Taraftar da Yudoh'u ödüllendiriyor şu anda. Muhteşem bir atmosfer var. Ülkede de muhteşem bir atmosfer var. Sergio Rodriguez ilk atışı kaçırdı. Epe Yudoh pot altına. Nikola Kalinic. Kalinic tekrar Yudoh'a. Yudoh bunu da attı. Epe Yudoh bunu da attı. Ancak asistleriyle ön planda. Sergio Rodriguez Jeff Taylor'ı buldu. Taylor. Gigi Datome karşısında. Gigi Datome'den çok iyi savunma. Kalinic rebound'ı aldı. Koşuyor Fenerbahçe. Kalinic potaya gitti. Turnike'yi bıraktı. Hangisinden bahsedeceğiz? Hangi oyuncudan bahsedeceğiz? 26 sayılık farktan bahsedelim mi? Yudoh'ta. Yudoh'tan bahsedelim mi? Şu anda bir amigo gibi bütün tribünleri sahanın ortasında. Ayağa kaldırıyor Epe Yudoh. Mola geldi. Dakika 33 saniye var. Televizyonlarını yeni açanlar için uyarı. Ekrandaki skor grafiğinde herhangi bir sorun yok. 43-17 öndeyiz. 26 sayı farklı öndeyiz. 16-3 ikinci çeyreğin skoru. Fenerbahçe Real Madrid'i sahadan sildi. Perde Gustavo Ayon'dan. Rivers karşısında Epe Yudoh var. Casey Rivers potaya gitti. Turnike'yi bıraktı Gustavo Ayon. Oyun farkındalığı yüksek. Lucas. Kostas Lucas. Köşeyi buldu Bogdanović. Fake. Geçti maçı Ulisi. Nikola Kalinic pot altında. Köşede Bogdanović. 3 sayılık isabet. Bogdanović. Allah'ım bitmesin bu rüya. 46-19 Real. Gustavo Ayons Lucas'ta kaldı. Ters eşleşme var. Casey Rivers'dan indirdiler topu. Kalinic hemen yardıma geldi. Ayon dışarı çıkardı. Maçı Ulisi el gösterdik. Kaçırdılar. Rebound'ı aldık. Her şeyi doğru yapıyoruz savunmada. Savunuyor onu. Casey Rivers. Pero Antic faul yaptı. İki serbest atış kullanacak Casey Rivers. Tabii. Kalinic ve Hickman üçer faulde. Datome iki faulde. Dixon Bogdan. Yok. Rebound'u alamadık. Sergio Rodriguez. Atışı isabetli değil. Ayon yine hücum rebound'u. Söylemesi biraz ilginç gelecek ama hani fark 24 sayıya inince mola alma gereği hissetti. Koç. Şimdi Sergio Rodriguez, Pero Antic karşısında. Ayon arkasında Dixon kaldı. Gustavo Ayon isabeti buldu. Tabii Yudoh'un olmaması Lucas. Bakalım bizi nasıl etkileyecek. Pero Antic'in perdesi. Bogdanović köşede Bobby Dixon 3 sayılık atışını kullandı. Bravo, İsabeti bravo, buldu. Bobby Dixon'dan düşük geldi. Sergio Rodriguez. Karşısında Pero Antic var. Antic bir adım gecikince üçlük geldi Sergio Rodriguez'ten. Özellikle de köşelerden.
Sırtı dönük oynayacak Gigi Datome. Rodriguez vardı arkasında. Datome kaçırdı. Antic orada. Hücum ribaundu ve basket. 50 barajını. Real Madrid'in yaptığı hata gibi potaya yakın olarak işi çözdü. Sergio Rodriguez. Az sonra da savunmada çözülmeler başladı. Ve Lucas'a teslim etti topu. 4 saniye. 3 saniye. Lucas. Bobby Dixon. Bogdanović 3 sayılık atışı. Çok güzel attı. Süre dolarken Bogdanović yine yaptı. 3 sayılık isabet. Bogdanović'ten. Bola geldi Real Madrid'den. Yul. Karşısında Melih Mahmutoğlu var. El gösterdi. Yul zor atış. İsabet yok. İlk yarı sona eriyor. Madem devre bitti artık bunu söyleyebilirim. Bu sezon Real Madrid'in ilk devreyi 30 sayının altında tamamladığı 3. maç bu. Bir tane Barcelona'ya karşı oynamışlardı. 2. maç 2 gün önce oynandı bu salonda. 3. maç yine burada. Real Madrid bu sezon 3. kez devrede 30 sayının altında kalıyor. İkisini Fenerbahçe yaptı. 54-29. Sert. Başladılar. Zaten şu anda en tecrübeli 5'iyle oynuyor şu anda Real Madrid sahada. Sergio Rodriguez 3 sayılık atışı isabetli. Çok tempolu, çok sert, çok kararlı başladı. Real Madrid soyunma odasında Epe Yudo. Potaya gitti. Yudo faul. Yudo. Geçiyoruz. Real Madrid'in bir maçın direncini arttırma çabası var. Sergio Rodriguez, Felipe Reyes'e. Reyes bitirdi pot altında. Yollamamız gerekiyor. Felipe Reyes üst üste. Yine foul çizgisi. Şu anda. Yudo. Potaya gitti. Ters turnikesi Sergio Rodriguez. Kolay basketler bulmaya. Bogdanović. Epe Yudo perdede. Bogdanović. Bir faul daha geldi. Veriyor. Onlar da çok açığa çıkıyorlar. Yani kendilerini çok çabuk çözdürüyorlar. Uyucum. Sergio Yul açık alanı buldu. Yul. İsabet yok. Hücum reboundu. Jonas Maciulis ve basket. Real Madrid'in başlangıcında da rakibin daha sert başlayacağını bizimse reaksiyon olarak bir adım gitti. Pero Antic'e karşı. Sergio Yul. Yudo oraya İyi geldi. Savunma. Yudo. Çok güzel kapattı arkayı. Kenardan top oyuna sokuyor. Bogdan Bogdanović. Bir faul daha geldi. İlk atışı çıkmıyor salonda. İkinci Bogdanović savunuyor onu. Epe Yudo her karşısında. Her şeyi değişerek savunuyoruz ikili oyunlarda. Yul el üstü. 3 sayılık isabet Sergio Yul'den. Onun attığı tipik atışlardan maçın bir tane. Basketler bulmamız gerekiyor. Bir faul daha. Ama da 1-2 pozisyon gerekli mesajı vermemiz gerekiyor. Şu anda herhalde en iyi savunma beşimiz diyebilir miyiz? Evet. Bobby Dixon, şu anda evet, Datome inisiyatif kullanıyor. Maciulis karşısında. O atış geldi. Datome 3 sayılık isabet. En kritik yerde yine. Şimdi Bogdanović nosyon ile kaldı. Kaçırdı üçlüğü. Bobby Dixon oraya girdi. Rodriguez'ten çıktı top. Sergio Rodriguez'ten çıktı top. İşte Datome'nin o sağ içi isabeti bir anda tekrar o alışık olduğumuz Fenerbahçe'yi şu dakikada bize izlettiriyor. Tepede Gigi Datome aldı topu. Datome potaya gitti. Datome turnike kaçırdı ama tahmin edin orada kim var. Bu da ikrami olarak bize var. Döner. Epe Yudo hücum ribaundunu aldı ve basketi yaptı. Danoviç'ten iyi savunma. Rudy Fernandez dışarı çıkardı. Andres Nosyon'e el gösterdi Kalinic. İsabetli. Sergio Rodriguez bir kumar oynadı orada topu çalmak için. Avantaj sağladı Bogdanović'e. Ve iki serbest atış kullanılacak. Serbest atış kullanılacak. Yani çok doğru zamanda tamam. Bogdan Bogdanović. Bobby Dixon. Dixon. Dışarıda Gigi Datome. 3 sayılık atış. Gigi! Datome! 3 sayılık isabet Datome'den. Kadife bir el diyebilir miyiz? Yani çembere değmiyor bile top. Filenin içinden yumuşakça. Başlamada ayrı bir parantez açmak lazım. Yani kime açmamak lazım? Oo, topu çaldı Bobby Dixon. Dixon gidiyor. Frene bastı Dixon. Şöyle bir zafer turu attı.
72-44 öndeyiz Real Madrid karşısında. Bobby Dixon bir faul daha Sergio Rodriguez'ten. Şu anda Real Madrid'deki oyuncuların yüzünde kenardaki ne olduğunu anlamamış durumdalar. Bir takım gibi, şampiyon bir takım gibi oynuyor. Yani şu Fenerbahçe'yi Real Madrid'li oyuncuların bulunduğu yerden izlemek için çok fazla para verenler var yani. Onlar da biraz şanslılar. Bilet çoğunluğu foul çizgisinden olmak üzere. Sergio Rodriguez çembere gitti. Turnike'yi bıraktı. İki sayı Sergio Rodriguez. Onları nasıl darmadağın ettiğinin bir görüntüsü. Alakasız bir beş. Ve üstelik o ilk maçta kullandığımız sürprizi ikinci maçta hiç koymadık, kullanmadık bile. Bobby Dixon dışarı. Datome köşeye. Bogdanović üçlüğü attı. Fenerbahçe şiir gibi basketbol oynuyor. Park 30 sayı, 30. Son şampiyon Real Madrid karşısında. Üçüncü çeyreğin bitimine 41.7 saniye kala. 76-46 öndeyiz. Ve Melih Mahmutoğlu oyuna giriyor. Bogdanović kenara gelirken taraftarı ayağa kaldırıyor. Göstermeye devam ediyor. Sergio Yul, Jeff Taylor. Kalinic karşısında. Taylor döndü. Çok zor bir basket. Jeff Taylor'dan. 7 tane asist yaptılar. Jeff Taylor. 3 sayılık isabet. 8. asist. 8. üçlüğü Real Madrid. Çok yakın. Burada tabii 3. periyodun başında olduğu gibi. Lucas! Basket bir defa. Kostas Lucas! Oyuncular içinde sayı atmayan. Eğer scoreboard'da 4. çeyrek olduğu gibi. Fake. Melih Nikola Kalinic'i buldu. Kalinic potaya gitti. J.C. Carroll. Final Four'a Ricky Hickman. Her idmanda takımla birlikteydi. Her yemekte takımla birlikteydi. Hiçbir zaman takımın yanında olmaktan vazgeçmedi. Doncic. Karşısında Kostas Lucas var. Köşede Jeff Taylor 3 sayılık atışı. Taylor isabeti buldu. Casey Rivers. Faul Pero Antic. Sportmanlik dışı çıktı. 20 sayının üstüne çıkmayı başarırken Real Madrid'in 20 sayının üstüne... Bunu da bu kadar kısa süre içinde 4 faul aldı Real Madrid. Evet, çünkü dış oyuncuları çok iyi savunma yapmadığı için. Müthiş bir pas. Pota altına Pero Antic. Harika bir pas. Jeff Taylor pot altına. Casey Rivers. Arkasında Nikola Kalinic var. Müdahale geldi işte. Topu çaldık. Şimdi Hickman. Hickman potaya gidiyor. Hickman kaçırdı ama orada Nikola Kalinic var. İşte bu takımı özetleyen bir durum bu. Bir kişi hata yapabilir, eksik bir şey yapabilir ama diğeri arkasından hemen onun hatasını, eksiğini tamamlar. İsabet yok. Reboundu Pero Antic aldı. Lucas. Bir pozisyon daha geldi. Alley-oop geldi. 13 bin kişi birden ayakta. Herkes ayakta. Fenerbahçe şov yapıyor çünkü. Kalinic ve Lucas bugün sanki diğerleri iyi oynarken biraz geri planda kalmışlardı. Ama bu seri için ne kadar önemli olduklarını tekrar bu pozisyonda gösterdiler. Bu arada Carroll maç boyunca ilk kez o köşeyi döndü. Onun tipik atışı. O da alley-oop'un etkisi diyelim. Fenerbahçe şovu var sahada. Nikola Kalinic. Kostas Lucas 5 saniye. Hernan Gomez var. Kalinic'i buldu. Kalinic köşede Melih Mahmutoğlu. Kaptan eline geldi. Sağlık. Sensiz olmazdı bu maç. Luka Doncic potaya gitti. Lucas faul yaptı. Luka Doncic. Bu basketbol için önemli bir oyuncu. Onu da iyi yerlerde görme ihtimali var. Real Madrid'in önemli keşiflerinden bir tanesi. Bu arada Vesel ekrana geliyor. Luka Doncic. Nasıl kontrol etme şansı da oluyor. Doncic karşısında tekrar Lucas. Geriye çekilerek atış. Üçlüğü kaçırdı. Rebound mücadelesi. Elden ele dolaştı top. Doncic. Top bizde. Yani 28 sayı ama Fenerbahçe için değişmeyen bir şey var. Kalbi ve aklı maçta olmaya devam ediyor. Ve... Antic fake. Hickman. Ricky Hickman. 90
91-60, 88-60. 90. Pot altında Maciulis kaçırdı. Basket bir defa. Etine 4 dakika 52 saniye uzaklıkta. Daha bitmedi. Elih Mahmutoğlu'nu arkasına aldı. Maciulis. Pas Jeff Taylor'a. O Willi Hernan Gomez'e blok geldi. Nikola Kalinic. Sonrasında Antic faulü yaptı. Kalinic yine yetişti oraya. Tekrar Gomez'in eline düştü. Ricky Hickman. Basket Nikola Kalinic'den asisti Ricky Hickman yaptı. Kazandık öyle, diyorsun evet, koç. Evet, aynen senin de dediğin gibi ama öyle yüzümek. Bir noktaya geldik ki. Ya playoff maçı olmasa şımarmaya lüksümüz var diyeceğim. Ama bu playofflarda hemen o maçı unutup yenisine bakmak gerekiyor. Bu deplasman bizi bekliyor. Ama Fenerbahçe şu anda oynadığı basketbolla ne kadar farklı bir noktaya geldiğini gösterdi. Hickman'dan bir asist daha. Bu kez Peru Antic. Ne çektin Willi Hernan Gomez be? Kalinic 15. Peru Antic 9. Zaten... Şakalaşmalar var Fenerbahçe bençinde. Rebound Peru Antic'den. Foul geldi. Çılıkta bir tabir vardır, beyaz bayrak ayna diye. Takip eden izleyicilerimiz bilirler. Fenerbahçe bugün beyaz bayrak ayna yapıyor. Maçın başından bu yana hiç Real Madrid'in öne geçmesine izin vermedi. 40 dakika boyunca skorda Fenerbahçe öndeydi. Sence kutlama benim, için geçecek. Verim vermeyen oyuncu var mı Fenerbahçe'de? İşte sen onu dedin ya, parantez. Evet, Obradovic'e şu an bakamıyoruz tabii ama. Obradovic de takımını alkışlayın evet. Diyor. Herkes Obradovic'e bağırıyor. Obradovic de hayır diyor. Diye ısrarla taraftara, bir de taraftara uyarıda bulunuyor orada. Ama Real Madrid biliyorsun playofflarda herkesin merakla beklediği seri buydu. Yani 30 geçen sayı senedir... fark. Luka Doncic. Fake. Doncic basketi attı. Ricky Hickman. Maciulis pasını verdi Willi Hernan Gomez. Hiç mahsur yok. Ege Hanar'la Barış Ersek ve Berk Uğurlu üçlüsü oyuna giriyor. Herkes ayakta. Kalinic, Lukas Antic kenarda. Herhalde. Berk, Egehan, Barış oyunda. Herhalde. J.C. Carroll. Kaçırdı. Erken girme, top bizde. 100 sayıya ulaşması olması gerek. Melih Mahmutoğlu, J.C. Carroll karşısında. Berk Uğurlu. Luka Doncic. İlk serisi ikinci maçındayız. İlk maç sonunda Fenerbahçe 1-0 öndeydi. Son şampiyon Real Madrid karşısında. Madrid'den. Yalnız Jelko Obradovic inanılmaz sinirli kenarda. Egehan Arna'yı şu anda uyarıyor. Saha içine girdi. Jelko Obradovic ekranın solunda şu anda. Saha içine kadar girdi Egehan Arna'yı. Çok sert bir dille uyarıyor. Pas vermesi gerekiyordu. O zor bir atışa gitti. Madrid'e Doncic. İstediğimiz gibi gidiyoruz şu anda. Doncic. Fenerbahçe son şampiyon Real Madrid karşısında iki maçı da çok net kazanarak işte bu tezahürat birçok şeyi açıklıyor. Gurur duyulacak bir performans Fenerbahçe'den. Yok, bizim de bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor İsmail. Melih Mahmutoğlu tepede. Oldu. Oldu. 100 oldu. 100 oldu. Onu da Madrid'e bırakmadık. Madrid'e kalan tek şey Final Four bileti artık. 100 oldu. Bu arada çok güzel bir basketle bitirdi Real Madrid'de. 25'e bağladık. Fenerbahçe. Pardon, 22 oldu son üçlükle. Fenerbahçe 100 sayı atarak Real Madrid'i mağlup etmeyi başarıyor. Bu sezon Real Madrid'in Euroleague'de aldığı en farklı mağlubiyet bu. 15 sayıyla Olympiakos'a kaybetmişlerdi. 22 sayıyla yeniyoruz. Fenerbahçe şov yaptı. Ülker Arena'da Fenerbahçe şov.
Koç Melih Mahmutoğlu da söz. Fenerbahçe basketbolu bu. Turkish Airlines Euroleague'de playoff'ta çeyrek finalde 2-0 Real Madrid karşısında, son şampiyon karşısında 2-0 önde Fenerbahçe. Ben Pınar İlik 3'e gidelim. Bogdan Bogdanovic'le birlikteyiz. Bogdan, congratulations. Bogdan, tebrikler. Very interesting game. Çok ilginç bir maçtı. Çok farklı bir maçtı. Ne söylersin maç için? İlk maçtan farklılıklar neydi? İlk başta bu taraftara teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Koçu ve takımımızı çok güzel motive ettiler. İnanılmaz bir maç yaşadık. Kariyerim boyunca, hayatım boyunca yaşadığım en iyi maçlardan biriydi bu. İkincisi, şunu söylemek istiyorum diyor ama taraftarın tezahüratı duygusal anlar Bogdanovic için. I don't know what to say. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Thank you again and teşekkür ederim. Really tekrar excellent. Teşekkür ederim. It wasn't so easy as you kusursuz say. Bir maçtı ama dediğin gibi kolay bir maç değildi. Çok enerji harcadık. Harikaydı. İkinci maça çok agresif başladılar ama izin vermedi. Real Madrid çok sert bir takım. Yani bu gerçek bir sonuç değil. Kusursuz oynadık. Ama Real Madrid her zaman geri dönüş için, Real Madrid gibi bir takım her zaman geri dönüş için bir fırsat bulabilir. Umarım biz akıllı oynamayı sürdürürüz ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçen yıl Madrid'e gitmiş ve kaybetmiştiniz. Bu yıl normal sezonda orada kaybettiniz. Ne beklemeliyiz? Açıkçası daha iyi bir maç oynamalıyız. Biz birbirimize daha çok güveniyoruz. Onları daha iyi tanıyoruz. Sert bir maç olacak. Yani geçen sene Maccabi'ye karşı da çok zor bir eşleşmeyi yaşamıştık ve deplasmanda son topta kazanmıştık. Teşekkürler. Ekbe'yi daha hemen soralım. Ekbe, it was the most different game yet that you played this season. Bu sezon oynadığınız en ilginç bir maçtı. En farklı maçtı. Bir playoff maçıydı ve siz çok farklı kazandınız. Ve onlar son şampiyon. Ne söylersin? Biz hazırdık. Biz maç yapmaya hazırdık. Bazı ayarlamalar yaptık. Çok video izledik, savunmamızı, hücumumuzu çalıştık ve biz sahaya çıktığımızda hazırdık yenmeye. Bir de bu taraftarın bize verdiği enerjiyi söylemem lazım. Yani şu anda çok yorgunum. Her şeyimi verdim çünkü bittim. Bu gece artık başka bir şey yapamam. Ama onlara teşekkür ediyorum. Sen çok yorgunsun biliyorum ama boyalı alanı domine ettin. Ya ben bunu yaparım. Ben takım için, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Burası çok büyük bir sahne ve büyük bir performans göstermek zorundasınız bu büyük sahnede.